Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu anda önümde durmakta olan HP'nin uygun fiyatlı laptopuna bakacağız. Şu uygun fiyat meselesi arkadaşlar artık günümüzde yani o skala değişti. Eskiden çok daha şok fiyatlar falan filan gelebiliyordu ama artık yeni uygun fiyatlar bunlar gibi olacak gibi duruyor. O yüzden hani fiyatla ilgili eleştiriniz olursa bana soracak olursanız böyle biraz eli ayağı tutsun 3-5'te iş yapalım diyeceğiniz ürünlerdeki yeni fiyatlar böyle. Artık ürüne geçebiliriz. Şimdi hemen videonun başında şunu söylemek istiyorum. Ben bu ürünle işte oyunlarda ateş saçacağım, hayatta performansıyla göklere çıkaracağım gibi derdiniz varsa hem fiyatı itibariyle hem de ürünün niteliğiyle ilgili yani bir fiyat performans bilgisayarı olduğu için bu beklentilerinizi tam anlamıyla karşılamayabilir. Bunu bir yekten söyleyeyim. Peki nedir avantajları? Yani neden bu ürünün videosunu çekiyoruz? Hemen başlayayım. Bir kere arkadaşlar fiyatını da hesaba kattığınız zaman ekranı Full HD ve 15.6 inç. Laptopun bende kaldığı süre içerisinde bayağı uzunca bir süre. Yani böyle 10-15 bölüm kadar dizi izledim ben kendisiyle hem de yatar pozisyonda. Ekranla ilgili çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Fakat şunu belirtmem lazım. Hani böyle özellikle yattığınız yani aşağıdan baktığınız durumlarda ekranın pozisyonunu tekrar ayarlamak faydalı oluyor. Çünkü üst kısımlar yok olabiliyor. Bir diğer avantajlı durumu ise arkadaşlar ürünün gerçekten ihtiyacı olan biriyseniz. Yani bu ne demek oluyor? Öğrenciyseniz veya iş yerinizde sunumlar yaparken vesaire bir iş bilgisayarına ihtiyaç duyuyorsanız bayağı hafif bir laptop. Tasarım anlamında standart bir ürün arkadaşlar. Hani öyle bildiğiniz işte şurada bir touchpad'i var, ekranı, bir kamerası var. Günü kurtarır. Online toplantılarda, eğitimlerde falan filan rahat rahat kullanabilirsiniz. Dahili bir adet mikrofonu var. Ama benim en çok hoşuma giden durum şuydu. 3.5 mm'lik jack girişinin yanında bir adet SD kart yuvası var. Onun yanında da Type-C yuvası var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi hemen size anlatacağım. Bilgisayarın toplam depolama alanı SSD 256 GB. Şimdi bu iş ve öğrencilik anlamında bence yeterli bir depolama alanı. Ama hani bir iki de oyun atayım işte ya da projelerin büyük boyutlu diyorsanız o SD kart yuvasının ve Type-C yuvasının varlığının ne kadar avantajlı bir şey olduğunu zaten deneyimleyerek öğreneceksiniz. Yani depolama alanı anlamında bilgisayar size diğer opsiyonlara yönelmede olanak sağlar. Bence avantaj olan bir diğer durum ise her ne kadar işte 2020'nin 3. çeyreğine denk gelse de üzerindeki işlemci i5. Bu işlemci standart frekanslarda 2.4 GHz değerinde çalışırken Turbo Boost'ta 4.2'ye kadar çıkabiliyor. RAM'i 8 GB yani RAM ile birlikte işlemci ve SSD'sini de hesaba katacak olduğumuzda gündelik kullanımda baya sizin sorunlarınızı çözecek. Hani uzun orta vadede yeni bir bilgisayara ihtiyaç duymayacağınızı düşünüyorum. Geldik şimdi en önemli meselelerden bir diğerine pil ömrüne. Şimdi bu pil ömrü muhabbetinde firmanın verdiği verilere bakacak olursak 9 saatler 10 saatler havada uçuyor. Ama hani ben fiziki olarak bir deneyimleme şansım oldu. Burada yaklaşık 1-1.5 saatlik bir diziyi 2-2.5 bölüm izleyebildim. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 2-2.5 hadi taş çatlasın 3 saate kadar yani 3 saat çok ekstrem bir rakam olur da 2.5'ü bence çıkarır. Bu bilgisayar sizi idare edecektir şarja takılı olmadan. Tabi bunun farklı farklı durumları var. Alırsın kullanırsın işte 1 sene sonra 1.5 sene sonra bu değerler değişir. Bence merak edilen bir diğer noktaya geldik. Şimdi oyun kısmı. Tabii ki de oyun kısmına geçeceğiz. Windows 10'un bilgisayarda yüklü olarak size geldiğini söyleyeyim ve geçelim oyun testlerine. Şimdi zaten içerikte de söylemiştim. Depolama alanımız 256 GB. Ama kompetitif yani rekabetçi oyunlarda yine böyle çok doldurmazsanız size yeterli olacak. Biz arkadaşlar Valorant ve League of Legends'la birlikte test yaptık. Valorant'ta düşük ayarlarda hani böyle rekabetçi oynayacağım, oyunu çok iyi oynayacağım diyorsanız hani sizi mutlu etmez onu açıkça söyleyeyim. Fakat bilgisayarımda Valorant yüklü olsun arada bir gireyim 5-10 dakika takılayım diyorsanız da üzmez. Valorant özelinde zaten aldığı FPS değerini ekranda görebiliyorsunuz. Gelelim League of Legends'a. LoL'de sıfır sorun arkadaşlar. Orta ayarda biz hani yine FPS ayarlarını görüyorsunuz. Herhangi bir problem karşılaşmak. Yani bir üniversite öğrencisini hesaba katacak olursam hem gündelik kullanımda hem de League of Legends'a en azından LoL gibi, Dota gibi oyunları sorunsuz oynama anlamında bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Fakat daha da üstünü beklemeyin. Şimdi oyun testlerini gördük. FPS'leri de siz canlı olarak gördünüz arkadaşlar. Sonuca doğru giderken şunu tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bu bilgisayarın hedef kitlesi oyuncular değil. Öğrenciyseniz bir sunum bilgisayarına ihtiyacınız varsa ya bilgisayarımız varken içine de bir iki oyun atalım be diyorsanız bu sistem sizi kurtarır. Bir de içimde
içinde ukde kaldı, klavyesinin altında aydınlatma yok. O aydınlatma olsaydı da çok iyi olurdu. Karanlık ortamda sorun oluyor. Sonuç olarak artık da videomuzun sonuna gelmiş olduk değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni fiyat skalasına göre uygun fiyatlı olan bir öğrenci iş bilgisayarı olarak kullanılabilecek olan HP'nin bu dizüstü bilgisayarına birlikte baktık. Sizler de videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan bir şey varsa veya işte piyasada nereden bulurum gibi sorularınız varsa ürünün tam adını açıklama kısmına yazdım. Oradan rahatça Google'layarak bulabilirsiniz kendisini. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.